Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Can. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ ol. Değişiklik yoktu değil mi programımızda? Bu saatte konuştuğumuz. Doğru, normal. Burada bir ezan vaktiydi. Ben caminin yanında oturuyorum hemen. O yüzden bir 5 dakika geciktik. Sıkıntı yok Çok yani. doğru Can. Sanırım sesinizde bir kesiklik var ama bakın. Öyle mi? Kötü mü geliyor? Açayım biraz daha sesimi. Şimdi nasıl? Şu an güzel, evet. Evet, nasılsınız başkanım? Teşekkür ediyorum. Pandemiler korona günleri. Korona günleri vallahi çok iyi gittiğini söyleyemem. Sıkılıyoruz. Çok fazla çıkamıyoruz dışarıya yasaklı olduğumuz için. Kaçınca da polislerden, emniyet görevlilerinden korkuyorum. Şaka tabii bunlar, espri yapıyorum. Ama güzel tarafı bol bol her gün maç seyrediyoruz biliyorsun. Doğru. Yani eskiden pandemi çıktığı zaman maçlar da yoktu. Hiç zaman geçmiyordu. Filmlere kadar. Bundesliga başladığında çok böyle mutlu olmuştuk. Hakikaten en azından maçlar var ki günümüz zamanımız geçiyor yani. Evet. Bir de iyi ki 21 takıma çıkardı bu Nihat kardeş. Dolayısıyla her gün maç seyrediyoruz. Doğru, Eskiden hafta içi hafta. derdik. Şimdi her gün maçımız var. Keyifli bir şekilde. Ve futbolcuları bilemem tabii. Tabii onlar için biraz daha yoğun geçiyor. Sürekli deplas, seyahat, yolculuk vesaire. Evet, Süper Lig demişken, bir takım demişken şampiyonluk yarışını nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Nasıl düşüyordum. Şampiyonluk tabii çok erken böyle bir şey söylemek daha. Şampiyonları belirlemek erken. Mamafih bazı kardeşlerimiz biliyorsun şampiyonluğu belirliyorlar ama sonu hüsranla bitiyor. Ama güzel tarafı üç büyükler bir kere isim üzerinde. Dördüncü büyük arkadan koşarak geliyor Trabzonspor. Dolayısıyla Alanyaspor ve de Başakşehirspor da yavaş yavaş katılacak bu gruba. İlginç bir lig izleyeceğiz gibi diyorum ama tabii yine üç büyükler özellikle bana da sorarsan Beşiktaş da çok avantajlı bir durumda. Çünkü hakikaten iyi top oynayan çok güçlü oyuncuları olan bir takım hüviyetinde gözüküyor. Bizim Galatasaray daha tabii çok yeni aldıkları oyuncular çok yeni, çok da genç. Belki zamana ihtiyacı olacak onların. Ama hepsi bu kupayı kaldırabilecek kapasitede 5 tane takım görüyorum ben Can. Alanyaspor, Hatayspor, Gaziantep bir sürpriz çıkar mı yarış içinde peki? Niye çıkmasın? Çünkü hakikaten hem genç hem de arzulamışlar. Şampiyonluk onun için çok önemli. Çünkü bizim çocuklar biraz yavaş yavaş kanıksamaya başladılar. Artık Türkiye'de değil de Avrupa'da biraz şampiyon olmak istiyorlar. Türkiye'deki şampiyonluk onlar için biraz daha az kıymetli olmaya başladı. Dikkat etseniz de Fenerbahçe, Galatasaray daha dünden itibaren kupalardan bile vazgeçtiler. Evet. Dolayısıyla Alanyaspor'da olsun, Hatay olsun, ben Hatay'ı da çok futbolu çok beğeniyorum. Son zamanlarda Antalya Spor olsun. Onlar da gayet güzel bir futbolla yarıştan çekilmediler. İlginç ve hoşuma da gidiyor. Çünkü eskiden derken tabii sen daha çok gençsin ama mesela 90'lı 2000'li yıllarda üç büyüklerin dışında başka favori hiç olmazdı. Muhakkak bu üç büyüklerin tanesi şampiyon olurdu. Şimdi öyle değil artık. Şimdi gördüğümüz kadarıyla ve de izlediğimiz kadarıyla bir Başakşehir gibi, bir Bursa gibi artık yeni yeni şampiyonlar gelmeye başladı. Niye bu? Alanya olmasın, niye Hatay olmasın? Olması da güzel çünkü renk katıyorlar lige. Evet. Peki devre arası yapılan transferlerini Galatasaray'a nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Şimdi tabii İlk defa sanıyorum ki Fatih Terim'in işaret ettiği oyuncular alındı. Bir kere çok güzel tarafı, çok genç oyuncuların olması Galatasaray'ın istikbali açısından çok önemliydi. Dolayısıyla bu 4-5 arkadaşım belki bugünlerde
esas futbollarını göremiyoruz, esas karakterlerini göremiyoruz ama çok yakında onlar da gösterecekler kendilerini. Ve artık dün de izledim maçı Can. Artık bizim o yaşlı bir topla bütün maçı götüren oyuncuların artık gitmesi lazım Galatasaray'dan. Yani söylemek istediğim Belhandaların, işte ne kadar Falcao'ların ne varsa bunların takımı da artık yavaş yavaş gitmeleri gerekir. Yerine genç, istikbale dönük genç oyuncuların var olması gerekir. Onun için Fatih de zaten buna özellikle Can Ahmet özellikle istiyor bunu. Ve de anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla ki konuştuğum kadarıyla buna da çok iddialı. Eğer yönetimler de buna destek verirse Galatasaray önümüzdeki 200 sene içerisinde inanın ki Avrupa futbolunda çok önemli yere gelebilir. Ama destek gerekir. Ama para gerekir. Dolayısıyla Galatasaray'ın şansı da çok. Çünkü bu kadar zor durumda bir kulüp hala başı çekiyor da çok önemli bir iş yapıyor demektir. Onun için Fatih Terim'in dışında ben hem oyuncularımı hem de sevgili başkanı kutluyorum. Çünkü bu bir takım oyunudur. Demek ki bu kardeşlerimiz de her ne kadar zaman zaman birbirimize kızıyorsak da başarılı bir futbol kulübü yönetiyorlar. Özellikle bunu altını çizeyim Can Ahmet. Dolayısıyla inşallah da başarılı olurlar. Biz Galatasaray'da keyif alırız. Başkanım Selahattin Ekrekli abim de yayına gelmiş. Babel hakkında görüşlerinizi soruyor. Fatih Hoca neden ısrar ediyor sizce diyor. Senin yanında mı hala o? Senin yanında mı Efendim? yoksa Yok, beraber değiliz şu anda. ha, değilsin, tamam. Yayında mı? O Yayında da çok mısınız? sevdiğim, Selahattin çok sevdiğim bir kardeşim. Dolayısıyla onunla bol bol röportajlarım oluyor. Babel tabii şu anda Fatih de haklı çünkü tamamen gençlere dönük bir takımı koymak risk olarak görüyor. Dolayısıyla ara sırada hakikaten bu çünkü Babel bir zamanların çok önemli bir oyuncusu. Falcao gibi, Evet. işte gibi. Ama bunları çıkardığınız zaman dün gördü ki dikkat ederseniz dün son 20 dakikasında tamamen gençlerle oynadı. Ve o gençler aslanlar gibi oynayıp koşup son iki tane gol attılar. Demek ki Evet. bahçelere girmek gerekir. Ama işte o sizin arkanızda bir silah yok mu? İlla şampiyon olacaksın. Aman yoksa mahvolduk. Yönetim düşer, yönetim kalkar. Yönetim... Ya bırakın. Fatih Terim yapacağını yapsın. Zaten yapılacak da arka arkaya gelecektir. Dolayısıyla Babel de çok önemli bir oyuncu ama artık yaşı gelmiş bir yeri. Elhan da öyle, Falcao öyle, Feghouli keza. Dolayısıyla yavaş yavaş bu genç oyuncuları koyacaktır Can Ahmet, sevgili Fatih. Ve onlardan da ümit alacağız gibi geliyor bana. Burada bayağı bizi izleyen var. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Benim fanlarım da hepsi bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Daha güzel, bayağı Evet. izleniyorsun de. Kutlarım seni de. Teşekkür ederim başkanım. Fatih Terim demişken, Fatih Terim'le yönetim arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Bunu soruyor. Biliyorsun Özellikle bu son belki 1,5 ay evveline kadar pek araları iyi sayılmazdı gördüğümüz kadarıyla. Efendim? Can Ahmet duyamadım. yok. Yok, ben bir şey demedim. Hani özellikle transfer konusunda dedim. Duyuyor musun? Tamam. Sesim geliyor mu başkanım? Gayet iyiydi. Tabii geliyor. Benim geliyor mu? Senin Sizin geliyor geliyor. da Ben bir alıyorum. Benim ufak bir sesimi kesim. alıyor musunuz? Sesiniz geliyor Hadi başkanım. bakayım Arada bir olur. kopma oluyor. Wi-Fi üzerinden mi Evet, bağlantı evet, evet, yapıyorsunuz? evet. 4.5G'den yaparsanız daha Çok sağlıklı tatlı bir yayın olacak. telefondan. Ne yaparsam? 4.5G üzerinden, mobil Şey veri yaparsam? üzerinden bağlantı. Kendi internetinizi açarsanız telefonun daha sağlıklı bir yayın olacak. Tamam, o zaman Başka? ne yapayım? Bakayım, yapayım o anda. Başkanım sesiniz gelmiyor.
Başardın mı? Herhalde başkan şu an geçiş yaptı. Birazdan gelecek. Seyircilerimiz sorularını iletirse ben de sormaya ileteceğim. Evet, geldim. Şu an geliyor. O Geldim zaman ses. cevabınız başkanım. Evet, Tamam. şu an bağlandınız. Evet. Tamam, güzel. Demek ki bir tanesini kesmek gerekir. Evet. Şimdi Fatih Terim mutsuz, umutsuzluğu da birkaç senedir hep biliyorsunuz devam ediyordu. Çünkü istediği oyuncunun alınmadığını, istedikleri oyuncunun en sondakilerin alındığını ve de yönetimle bir ego savaşları vardı. Yani yönetim ve başkan ben diyor. Her zaman olduğu gibi Fatih ben diyor. Bunları biliyorsun biz Galatasaray'da son yıllarda çok izledik. Çünkü yönetime Evet. gelen başkan çoğu ego. Yani ben hikayesinde. Fatih Terim hakkı var çünkü o zaten bir ego, ayrı bir ego. Yani Fatih Terim'i bugün reddetmek mümkün değil ki. Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi teknik direktör. Dolayısıyla o egosu Evet. olmasa da doğal. Siz buna destek vermeniz gerekir. Sen köstek olursanız Fatih'i de Galatasaray'ı da sıkıntıya sokarsınız. Allah'tan ki son dakika hatırlarsın Can Ahmet. Biliyorsun Fatih'i çağırdı Mustafa. Ben o zaman zannettim ki Fatih'i devre dışı bırakacak. Çok üzüldüm. Ama neyse ki o süre içerisinde Fatih'le olan diyalogları gayet iyi geçmiş ve Fatih de gayet mutlu bir şekilde tekrar teknik direktör makamında dönmüş oldu. O günden beri de Fatih de daha bir moralli. Daha tabii ki yönetimi yapmadığı görevliler de üstlendiği için yani bir başkan gibi bir yönetim kuyusu gibi saha içindeki, saha dışındaki mücadelelere de destek verdiği için tabii ki Fatih şu anda keyfi yerinde ama her ceza Galatasaray'ı sıkıntıya sokuyor. Yani Fatih'in aldığı her ceza onun o makamda uzaklaşmasını sağlıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Galatasaray ceza yiyor. Hiç bunlara gerek yok. Fatih şu anda teknik direktör. Teknik direktör sorumluluğundaki işleri yapacak. Diğerleri de bırakacak sevgili Mustafa'ya veyahut kim varsa arkasında. Pek fazla arkasında kimse yok ama olsun yine 4-5 kişi var bildiğim kadarıyla yönetimde. Dolayısıyla şu anda Fatih'e dokunmamak lazım. Gayet iyi gidiyor. Can Hocam Ahmet. Mustafa başkanım Mustafa Cengiz yönetimini başarılı buluyor musunuz? Genel Yani anlamda. benim bulup bulmamı ama yani biliyorsunuz divan kuruluyla dahil kavgalı, genel kuruluyla kavgalı, sadece barışık olduğu bir ultra aslan grubuyla barışık. Onun için de taraftarın çoğunla da kavgalı ve hatta barışık değil. Dolayısıyla ben bir de özellikle bunu söyleyeyim. Galatasaray spor kulübü, Galatasaray futbol kulübü değil. Bugün basketbolun halini görüyorsunuz. Voleybolun halini görüyorsunuz. Galatasaray'da, Cahmet izin verirsen biraz anlatayım. 15 seneden beri müthiş bir dekadans var. Yani düşüş var. Çünkü Evet. 15 seneden Galatasaray'ın 70 milyon dolar borcu vardı. 70 milyon. Galatasaray'ın bir Ali Sami Yen stadı vardı. Galatasaray'ın bir adası vardı. Galatasaray'ın bir Rivası vardı 2200 dönüm. Galatasaray'ın Florya'da 100 dönüm kullanabileceği bazı akraketinin yerleri vardı. Ve örf ve adetlerine saygın bir kulüptü. Şimdi 15 sene sonra sayalım bunları şimdi tekrar baştan. Baştan görüyoruz ki artık Galatasaray Ali Samiyen'i gitti, yok oldu. Yerine bir Seyrantepe yapıldı. Seyrantepe'nin haklarını da alamadılar daha. Yani Galatasaray Ali Samiyen'i bıraktığı gibi milyonlarca, milyarlarca para kaybettiği gibi daha bir stadı dahi yok. İkincisi Galatasaray Adası'nın halini biliyorsunuz. Şu anda içler acısı bir durumda. O da yok. Riva diye bir yerimiz vardı. Birileri anlaştılar devletle anlaşaraktan. Sonra Riva gitti. Galatasaray'ın hiçbir alacağı verecek kalmamış durumda. Florya'nın 80 dönüm arasını aldılar geriye. Elinden gitti Galatasaray'ın. 20 dönümü banka kefaleti ve banka faizleriyle alındı. Ondan sonracığıma 70 milyon dolar borç bugün 4,5 trilyon lira. Yani bakın nasıl biz bir başkan ve yönetimine harikasınız, çok iyi iş yaptınız diyebiliriz. Yani kupa kaldırmakla bu işler olmuyor. Kupa kaldırmakla
Galatasaray bütün bunları geri alamıyorsunuz. Ama siz maddiyatınızı, arazilerinizi, mallarınıza sahip çıkarsanız ondan gelen paralarla da futbolu yönetebilirsiniz. Ayrıca en çok üzüldüğüm de hakikaten Galatasaray'ın o asil görüntüsü, Galatasaray'ın zamanında herkesin şık ve de çok önemli baktığı görüntüsü bugün biraz daha sokak görüntüsüne geldi. Yani biz bunları kabul eden bir kulüp değiliz biliyorsunuz. Bizim Galatasaray 500 yıllık bir lisenin eğitiminden gelen bir kulüp olmuştur. Onu da övünüyorduk bugüne kadar. Biz övünmek istiyoruz Galatasaray'ımızın söylemleriyle, başkanımızın söylemleriyle. Başkanımız bugün Leyla'lardan bahsediyor, Fadime'lerden çıkıyor. Yani biz hiç anlamadığımız sözler. Yani lütfen bıraksın bunları. Öbür tarafta sevgili Fatih Hocam da ondan boş bırakmayayım diye. O da başladı şimdi işte Galatasaray adı varsa defa ceza. Eğer Fatih Terim varsa 5 ceza. Yani bunlar bizim jargonlarımız değil. Galatasaray başkanları az öz konuşur. Galatasaray teknik direktörü hiç konuşmaz. Sahada konuşur. Dolayısıyla Galatasaray'ın hakikaten başarılı bir yönetimi yoktur. Zaten kendi aralarında parçalanmış. Belki 4 kişi, 5 kişi şu anda idare ediyor. Diğerleri de dışarıdan izleyen bir Galatasaray, köhne bir Galatasaray vardır. Seçim de yapma şansı olamadı. Yapmak da istemiyorlardı zaten. Dolayısıyla evvela bir olağan genel kurul yapmaları gerekir, maddi ve idari. Ondan sonra seçim genel kurulu olması gerekir ama bunlara daha izin yok. Onun için ben Turgay Kınalak'tan Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetiminden memnun değilim. Peki olası bir seçimde, daha doğrusu seçim olacak zaten de, tekrar başkanlık adayı düşünüyor mu Turgay Kıran? Evet, şimdi altta da okuyorum. Herkes olacak diye onu soruyorum merakla. Evet. Biliyorsunuz ben 90'da Can Ahmet, 90'da yönetim kuruluna girdim Galatasaray'da. 1990. Sen var mıydın? Doğmuş muydun? 94 miyim ben? Döneminde herhalde gitmişim. Ben bırakmışım, sen gelmişsin. Dolayısıyla ben Galatasaray'dan hiçbir görevden kaçmadım. Kaçmam da. Çok cesurumdur. Arnavut hırsı vardır. Kolay kolay pes etmem, bırakmam. Ve de biliyorsunuz, belki senin gibi gençler varsa, 3 dönemde Galatasaray başkanlığı için aday oldum. Bir Ünal'a Evet. yenildim, bir Osman'a yenildim, bir de en son Dursun'a yenildim. Dursun da benim sınıf arkadaşımdır ayrıca. Dolayısıyla tepeden inme gelen başkanlarla savaştım, hep mağlup oldum. Ama ben aday olmam için Galatasaray'da bir şey yapılabileceğine inanmam lazım. Yani Galatasaray'ın değişeceğine inanmam lazım. Şimdi dikkat ediyorsunuz meydana. Hiç ismini duymadığınız bir sürü insan adayım diye çıkıyor. Saygı duyuyorum çünkü hakları var, demokratik hakları var. Ama Galatasaray'da ne yapmışlar daha evvel? Hiç Galatasaray'ın kapısından girip çıkmışlar mı? Hiç yöneticilik yapmışlar mı? Galatasaray'ı nasıl düzeltecekler? Bunlara bilmeden girip çıkmaları artık Galatasaray'ın şeyini taşırdı. Sabrını taşırdı. Ama öyle bir Galatasaray olmalı ki eski yöneticilerden toplayabilmemiz lazım. Eskilerden. Yeni gençlerimizi toplayabilmemiz lazım ve onları yoğurup bir Galatasaray modelini yeniden yaratmamız lazım. Bunun için de bana şimdi bugünlerde herkesin söyledi ki düne kadar kıymetim yoktu ama şimdi bir an kıymetlenmiş olduğum gibi görüyorum kendimi. Hoşuma da gidiyor. Ruhumda okşanıyor böylece. Ya illa tek aday gelir. Senin altında toparlayalım. Seçim süreci gelsin. Otururuz hep beraber. Bunun sohbetini yaparız. Eğer ben Galatasaray'a gerekiyorsam, eğer Galatasaray'a bana ihtiyacı varsa hiç kaçmadım. Ama şu anda itibariyle ben hep söylüyorum aday değilim. Ancak böyle bir davet olursa abilerimiz, kardeşlerimiz başımızda bir abi ihtiyacımız var. Sizin gibi derlerse ben hiçbir zaman görevden kaçmam Cenab-ı Hak. Umarım anlatabilmişimdir. Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Peki başkan olsanız neyi değiştirmek isterdiniz kulüpte? Neyle? Duyamadım. Başkan olsaydınız kulüpte neleri değiştirmek isterdiniz Galatasaray'la ilgili? Bir kere Galatasaray'da biliyorsun lokomotivimiz futbol takımımızdır her şeyden evvel. Demek ki futbol takımımızdaki
idari anlayışını değiştirmemiz gerekir. Bunun için de benim Fatih Terim'e ihtiyacım var. Yani Fatih Terim'in futbolu başta geçmesi, altına da çok düzgün, iyi bir teknik direktör getirmesi ve futbolu bilenler tarafından yönetilmesi gerekmektedir. Bir kere bu önemli. İkincisi, basketbol Galatasaray'ın çok önemli bir şubesi. Basketbol içinde Ergil Ataman gibi, hatırlarsın Ergin iyi bir Galatasaray'dır ve yönetimde üyemizdir. Ergin gibi bir insanın, ki benim idealimdeki çok farklı. Çünkü Anadolu Efes'te Galatasaray'ı birleştirmek gibi bir idealim var. Çünkü Anadolu Efes'in parası var ama seyircisi yok. Evet. Galatasaray'ın seyircisi ama şu anda parası yok. Dolayısıyla bu ikisini birleştirip Ergin'i de başına koyup yeni bir anonim şirketle, yani bir anonim şirketten getirerekten onları değiştirmemiz lazım. Aynı şekilde voleybolda çok ünlü bir kardeşimiz, ki ismini şimdi vermeyeceğim çünkü tam anlaşmadık onlarla da, onu getirip başına. Pazarlamayı artık bıktık yıllardan beri. Hep kazanıyormuş gibi gözüküyor bilançolarda ama ne yazık ki gerisine baktığın zaman stoktaki mallar, çalınanlar, ikramlar derken Galatasaray pazarlamadan bir şey kazanmıyor. O zaman gelin onu da başka bir anonim şirket kuraraktan outsource edelim. Herkes de buna bayılarak gelir. Dolayısıyla Galatasaray'da bizim amatör sporlarımızı da bir çatı altında bulup yönetmemiz lazım. Zaten ihtiyacımız biliyorsunuz şu anda voleybol, basketbol sahalarımız, Galatasaray adamız, Riva'mızın son hali. Bizim nedir? Otelimiz var bir tane biliyorsunuz şimdi bir telefon markasının şeysi olmuş durumda. İlan olmuş gibi. Evet. Koca otel 1 milyon dolara dursun o zamanlar. 50 milyon dolar bir tablo, reklam panosu. Yani işleri acıyor insan. Otel nerede ya? Hani söz verdiniz otelimiz açacak diye. Yani her sene 5 milyon dolar kazanacaktı bu otel. Ama orayı şimdi çok güzel bir pano 50 milyon dolarlık Türkiye'de olmayacak, dünyada olmayacak bir panomuz var. Övünmemiz lazım. İşte bunu da yapan arkadaşlara buradan da saygımızı duymamız lazım. Bravo size dememiz lazım. Bir oteli pano olarak kullanmak çok akılcı bir şey. Ama otel olarak yapıp işletmek farklı bir şey. Onun için hakikaten Galatasaray çok var yapılması gereken şeyler ve değiştirmesi gereken şeyler. Ama bir kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle bu işler olmaz. Bu ciddi bir Galatasaray'ın elini taşın altına koymasıyla olur. Hem maddi hem manevi. Dolayısıyla bizler zaten Galatasaray'ı ben 50 sene olmuştur Galatasaraylı olalı. 50 senedir izliyoruz. Çok değerli abilerimiz var. Metin Kozak gibi, Taner Aşkın gibi, işte bir sürü kardeşlerimiz var. Ozan gibi, Ahmet Özdoğan gibi. Ya bunlar hepsi birer dağılma oldu. Biz bunu toparlayıp tek başına bir Galatasaray yönetimine gitmemiz lazım. Dolayısıyla da sanıyorum ki aklı başında arkadaşlar da bunun için çok çaba harcıyorlar. Yani konuşursam çok konuşurum, hiç konuşamazsın. Ona göre. Evet, ben bir seyirci görüşü alacağım başkanım. Galatasaray'da zihniyet değişmeli demiş. Halka açılmalı Galatasaray demiş bir seyircimiz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok doğru söylüyorlar. Başkanım. Çok doğru söylüyorlar. Çünkü Galatasaray artık bir 10 bin kişinin malı değil, olmamalı. Galatasaray'da 10 bine yakın 9.500-9.700 kişilik bir şey var, üyelik durumu var. Yani hem 25 milyon taraftardan bahsediyoruz hem de 9 bin kişinin keyfi gelirse oy vererek de veya keyfi gelirse toplam giderek yönetilmesi mümkün değil. Ayrıca artık çağdaş enstrümanlar var. Yani siz bunları ne kadar bak güzel seninle bir sohbetimiz eskiden ben stüdyo gelir senle yapardım. Şimdi uzaktan yapıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü Evet. de uzaktan genel kurullar yapabilir, toplantılar yapabilir, oy hakkı verebilir düğmeye basaraktan, asmayaraktan. Artık bunları çağdaş hale getirmemiz lazım. O zaman da Galatasaray'ın belli sınıflara ayırabiliriz. Yani X sınıf işte şu kadar bilmem ne, B sınıf şunlar. Yani birçok şeyde Galatasaray'ı halk da biliriz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Fenerbahçe modeli değil bu. Çünkü Fenerbahçe'nin yaptığı model yok. 200 tane üye birleşecek de bir tane olacak değil. Bir, Galatasaray'a ne ihtiyacı var?
İyi Galatasaraylara. Hangi sınıf? A sınıfı. Galatasaray'a ne ihtiyacı var? Paralı Galatasaraylara. Hangi sınıf? B sınıf. Galatasaray'a ne ihtiyacı var? İyi taraftara. Hangi sınıf? C sınıf. Galatasaray bilmem ne ihtiyacı var. Hangi sınıf? D sınıfı. O zaman kontenjan koyarız. Ne bileyim, taraftan olduğu sınıftan bize 100 bin kişi gerekir. Örnek konuşuyorum. Şimdi lafları atıyoruz tabii. Paralı Galatasaraylardan 1000 kişi alırız. Normal iyi Galatasaraylardan 100 kişi alırız. Ama sonuçta bütün Galatasaraylıları girmek isteyen, üye olmak isteyen bütün Galatasaraylıları çatı altında toparlayabiliriz. Bunun için de çalışma yapıyor hukukçu arkadaşlarımız. Sonra da artık çağdaşız. Eski örf adetlerimize sahibiz ama yeni teknolojiyi de kullanmamız gerekir. Yani tüzüğümüzü de hala değiştirmiyorsak iyi de olmamış. Bundan sonra değişiklik daha farklı olabilmeli. İşte bir pandemi çıktı. İnsanlar evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Ne çıktı? Zoom çıktı. Ne çıktı? İşte bu konuştuğumuz gibi bir sürü enstrüman çıktı. O Evet. zaman Galatasaray da bunu kullansın. Bak, divan başkanı neydi bizim oğlan? Divan başkanı ismini unuttum. Şimdi kızacak bana Eşref. Eşref Hammamcıoğlu. Ne Çift kadar anlamcı oluyor. verecekse her ayın bir cumartesi günü Zoom'la bu toplantıları yapıyor. Bravo sana ya. İşte bu. Teknolojiye. Evet, işte bu. Ben de katılıyorum. Fransa'daki benim üyem de katılıyor. Güney Afrika'daki kardeşim de katılıyor. Ne oldu? İşte biz Galatasaraylılar yeni bir enstrümanla toplanmış oluyoruz. Eşref'e özür diliyorum. İsmini aklıma bir yandan gelmemesinden dolayı. Yoksa Eşref benim çok sevdiğim. Hep belli yerlerde beraber olduğum bir kardeşim. Çok da değer verdiğim bir kardeşim. Özellikle söylüyorum çünkü onlar bir de Mustafa ile biliyorsun ikisi arasında bazı sıkıntılar vardı. O Evet. sıkıntılar ama Galatasaray'ı ilgilendiriyor tabii ki. Başkanım, Galatasaray Liseli olduğunuzu biliyorum. Konuşuruz Ahmet Can. Liseli Can Ahmet. efendim? Can Ahmet. Evet. Liseli lisesiz ayrımı için görüşlerinizi alacağım başkanım, bir Galatasaray Liseli olarak. Donduk mu diyorum yoksa devam ediyor muyuz? Donarmış Şu gibi an oldum. sesim Bir gelmiyor sene mu? ondan. Şu an sesim gelmiyor mu başkanım? Geliyor, gayet iyi geliyor. Ben de miymiş sorun? Yani sorun Yo, sizdeymiş. Evet. ben... He, bu fena şeyler var arasına girip çıkıyor. Ondan olabilir bu. Şimdiye kadar. Bilmiyorum artık başkanım orasını. Sorumu yine duyamadınız galiba. Tekrar edeyim. Bir Galatasaray liseli olarak liseli lisesiz ayrımını nasıl değerlendiriyorsunuz demiştim. Evet. Bu biliyorsunuz son yıllarda Özen Başkan, rahmetli Özen Başkan'la başlayan Adnan Polat'ın, sevgili Polat'ın özel gücüyle yükselen bir yeni çığır oluştu. Liseliler, liseciler böyle saçma sapan kelimelerle taraftarımız da rahatsız ettiler, genel kurulu da rahatsız ettiler. Galatasaray bir bütün. Galatasaraylılar bu kulübü kurmuşlar. Arkasından da kaliteli, düzgün, Galatasaray'a yakışır bir sürü üye almışlar. Bir birlik olmuş. Dolayısıyla bu safhada bunu konuşmak bile Galatasaray'a ihanet olarak görüyorum. Çünkü ben de bir liseliyim. Ama benim oğlum Cenk Kıran Galatasaray Lisesi'nde okumadı. Ama inanıyorum ki benden daha çok Galatasaray'ı seviyor. Çünkü mağlup olduğumu ağlıyor, ben ağlamıyorum. Galip geldim, ooo, darmadağın oluyor. Ben daha sakin karşılıyorum. Demek ki baba oğul liseli, lisesiz olabiliyor. Ama bu bizim Galatasaray'ı sevmemize ya da Galatasaray'ı düşüncesini yanlış yorumlamamıza sebep olmamalı. He, bir sürü sıkıntı var. O da lisesiz değil. Galatasaray'da saçma sapan kulüpte saçma sapan bazı dernekler var. Düşünce Derneği, Kültür Derneği, bilmem ne derneği, İş Adamları Derneği. Bunlar ne ya? Galatasaray bir tane. Galatasaray Spor Kulübü Derneği. Bunun dışındaki dernekler zaten olayı kışkırtıyorlar. Dolayısıyla elbet bir gün kazayan gelirsen başkanlığa, şimdi de haberler olsun, bu tür dernekler yok. Tek bir Galatasaray Spor Kulübü Derneği var. Onun dışında dernek yok. Hizipleşme yok. Çünkü bu dernekler
Örnek konuşuyorum işte. Düşünce Derneği. Ya siz 50 kişi çok düşünüyorsunuz da öbür 10 bin kişi az mı düşünüyor? Veyahut da Kültür Derneği. Ha siz kültürü çok iyi biliyorsunuz da orada 50-60 arkadaşımız çok iyi biliyorsunuz da diğerleri zeka özürlü mü? Kültürsüz mü? Yani böyle garip garip derneklerimiz var ne yazık ki. Bu derneklerin Galatasaray'dan yani Galatasaray bünyesinden Galatasaray ismini almaması gerekir. Dolayısıyla liseli lisesiz tamamen bir saptırma olayıdır ki başarısız kalacaktır çok yakında. Dolayısıyla Galatasaraylılar tektir. Saygı duyuyoruz liselilere. Ben de liseliyim. Lisemle onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Çünkü Galatasaray ve Türkiye tarihine baktığın zaman bu Galatasaray Lisesi talebelerinin ne yaptığını tüm dünya biliyor. Evet. İnsan kendi lisesiyle siz örnek konuşuyorum. Hangi liseden mi? Can? Ben Sarkısan Anadolu. Ha, şimdi lisenden gurur duymuyor musun? Oradan çıkan bir sürü insan sana gurur vermiyor mu? Tabii ki. Veriyor. Dolayısıyla biz lisemizden hepimiz gurur duyarız. Çok önemlidir. İnanın ki üniversiteden daha önemlidir lisemiz. Çünkü en güzel zamanlarımızı lisede geçiririz. Orada Kesinlikle. kardeşliği, kardeşliği, beraberliği, sevgiyi, saygıyı orada öğreniriz. Ondan sonra üniversitede satarız başkalarına. Evet. Ne olur? Taraftarlarımız özellikle bu gibi cılız, düşünce yozluğu olan fikirleri hiç konuşmasınlar. Galatasaray bir tanecik. Ve onun da taraftarı Galatasaray taraftarı. Orada da biliyorsunuz yok iki yumruk, beş yumruk, bilmem ne, 202, 222 ya tamam hepimiz biriz. Hepimiz Galatasaray sevdalısıyız. Hepimiz Galatasaray arkasındayız. Galatasaray'ın gururla taşıdığımız gururla taraftarlarıyız. Ben de bir tanesiyim. Ama ayrımcılık yaptığınız zaman işte oluyor. Tadı kaçıyor, tuzu kaçıyor. Ve Galatasaray unutulup birbirlerine giriyorlar. Ne olur yapmayalım. Biz Galatasaray'ız. Yeterli. Peki doğuştan mı Galatasaraylısınız yoksa lisede mi Galatasaraylısınız başkanım? Doğuşta değilim ne yazık ki ama şimdi yaşım da meydana çıkıyor. Bu Google amca çok alışkanlık yaptı. Hemen yaşımı gösteriyor. Fazla da gösteriyor. Çok kızıyorum ona. Çünkü ben 9 Aralık doğumluyum. Yani yıl sonunda gelmişim. O beni bir sene yaşlı gösteriyor. Kızıyorum. Dava açacağım ayrıca. Tamam. Yok. Peki yöneticilik döneminde çalıştığınız, çalışmaktan en keyif aldığınız teknik direktör hangisiydi başkanım? Yani benim tabii Belçikalı bir teknik direktörle çalıştık bir dönem. Fatih'le çalıştık. Yani hepsi çok kaliteli, çok düzgün insanlardı. Zaten Galatasaray'a kalitesiz insan gelmez. Çünkü Galatasaray teknik direktörünü ararken dünya sıralamasına bakar. Dünya sıralamasından seçer başarısını. Dolayısıyla bugün Fatih Terim de dünya sıralamasında önemli yeri olan bir insandır. Kesinlikle. Evet. Dolayısıyla bizim Gereç olsun, Hacı olsun hepsi bunlar artık belli yerleri olan insanlardır. Dolayısıyla son yıllarda belki Fenerbahçe, Beşiktaş kendi çocuklarına sahip çıkmak için dünya standında olmayan teknik direktörleri kendilerine teknik direktör getirdiler ama onların da sıkıntılarını görüyoruz. Çünkü çok kolay kolay bir teknik direktör yetişmiyor. Ben size söylesem bir Fatih Terim sayarsınız yıllardan beri, senin çocukluğundan beri, hayalinden beri olduğun. Evet. Bir sayarsınız Denizli'yi ama üçüncü Şenol, dördüncüyü, beşinciyi sayamazsınız. Bu acıdır. Çünkü biz şu anda teknik direktörlerimize sahip çıkıyoruz. Ben Futbol Federasyonu'nda da görev yaptım. O zamanki yıllarda Türk teknik direktörün adı yoktu. Hepsi yabancıydı. Şimdi baktığın zaman tam tersi ağırlıklı bir teknik direktörler Türk ve çok az kişi de yabancı ile çalışıyor. Yarın öbür gün Galatasaray teknik direktörü de Türk olmalı. Çünkü Fatih Terim'in yöneteceği bir futbolun rahat anlaşabileceği bir kardeşi olmalı teknik direktör. Dolayısıyla ben Türk teknik direktöre saygı duyuyorum ama ehliyeti olmayan, diploması olmayan yöneticilerden
sıkıntılarının da çok büyük olduğunu hissediyorum. Çünkü 3 maç yenildi mi gönder Ahmet'i, Mehmet'i al. 4 maç sonra Mehmet'i gönder, Cemil'i al. Öyle bir şey yok ya. Yani. Yani, karnınızdan nasıl doyuyorsunuz? Kolay kolay yürüyor musunuz? Doğduğunuzdan yürüyor musunuz? Koşturuyor musunuz? Yemek mi yiyorsunuz? Hayır. Birileri destek veriyor. Onun için Türk teknik direktörlere saygı duyalım. Onların iyi olması için çalışalım. Dolayısıyla onları da hemen bir kenara atıp sanki onu atanlar çok büyük adammış gibi o görevi onlara vermeyelim. Çünkü insanlar kolay kolay bir yere gelmiyor. Bugün Sergen olsun, Erol olsun, Okan olsun. Yani hiçbir tanesi kolay kolay bu yerlere gelmiş değil. Ve o günah. Onlara da saygılı olalım. Peki başkan olsam Fatih Terim'i futbolun başına getiririm. Onunla beraber çalışacak bir direktör getiririm demiştiniz. Bu kişi sizce kim olmalı? Okan Buruk, Bülent Korkmaz. Ben getirmem. Ben anlamam futboldan. Fatih Terim'i bırak. O düşünsün. Ama Fatih Terim'in Okan'ı getireceğine inanıyorum ayrıca. Çünkü onun kardeşi o. Evet. Ben karışmam. Bir seyirci sorusu alacağım başkanım. Tabii. Fransız teknik adam hayranıydınız ama bir Fransız direktör getirmediniz demiş seyircimiz. Çok doğru. Fransız teknik direktör biliyorsunuz gençlere çok önem veren, yani genç yetiştiren bir ekoldür Fransız ekolü. Dünyada da çok önemli bir yerleri vardır. Ama benim bir kere başkan olmadığım için, başkanlık yapmadığım için söz hakkım hep ikinci derecede kalmıştır. Dolayısıyla rahmetli Özhan Bey'in istediği, bizim de desteklediğimiz Gerets'i getirmiştik hatırlarsın. Evet. O da Gobelj, yani Fransız Belçikalı bir teknik direktördü. Çok da başarılı oldu. Dolayısıyla bugün dahi dikkat edin dünya sporundaki özellikle Avrupa'daki önemli kulüplerin başlarında Fransız teknik direktörler vardır. Mesela Arsène Wenger'i çok sayar, çok severim. Şimdi Arsène Wenger sizin kulübünüzün başında bir teknik danışman olsa ki biliyorsunuz yıllarca evvel Türk sporunda Fatih Terim'i yöneten bir Alman idi. Evet. Alman vardı. Dolayısıyla bunlar hepsi güzel şeyler. Çünkü biz hep büyük değiliz. Bugünlerde uzaya falan gitmeye kalktık ama işte görüyorsun şu mesafede bile zor konuşuyoruz. Ama Evet. oraya da işini bilene de saygımız olmalı. Peki. Sizin bir açıklamanız vardı. Fatih Terim demişken o geldi aklıma. En sonki ayrılışıyla ilgili biz daha öncesinden duymuştuk. Ayrılığı demiştiniz. O dönemi biraz anlatır mısınız? Konuşmak ister misiniz? Yani ben her şeyde rahat konuşurum. Benim bir sıkıntım yok. Kimseye de hesap verme durumum yok. Allah'tan Bu başka. açıdan sormadım da. Biz hayır. Çünkü bizi Fatih Terim ve etrafıyla her zaman bir diyalog içindeyiz. Yani yıllardan beri. Çünkü o ben onun abisiyim. Bizde Galatasaray'da abi kardeşlik çok önemlidir. Evet. Ama bunu anlayan, bunun hazmına varan insanlara abi kardeştir. Şimdi ben Mustafa'nın da abisiyim ama Mustafa bana abi demez. Çünkü o daha ikimizin arasındaki o şeyi kapmamışız. Ama Fatih benim kardeşim. Ben Fatih'e telefon açtım ama kardeşim derim. Fatih demem. Teknik direktör demem. Kardeşim benim çünkü. Galatasaray'da o alışmışız. Fatih de bana başkan da demez. Turgay da demez. Turgay Bey de demez. Abi der. Demek ki aramızdaki diyalog bir Galatasaray örf adetlerine uygun bir diyalog. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla gayet rahatız Fatih'le. Dolayısıyla bugüne kadar Fatih'in sıkıntılı dönemlerinde en çok Fatih'i arayan, kendisi de izliyorsa bizi katılabilir, en çok Fatih'i arayan, en çok Fatih'le moralini düzeltmeye çalışan, onun arkasında bizim varlığımızı bilmesini sağlayan, çünkü Fatih de biliyorum ki beni, Hayri Koza, böyle birkaç tane abisi vardır, çok sayar ve sever. Biz adam teknik direktör. Ve Türkiye'nin bir nolu teknik direktörü. Şimdi sen kimsin? Başkan olabilirsin. Seçimle gelmişsin. Ama hadi bakayım kendi gücünde niye durmadın 100 sene sonra kaçtınız? Bir sürü başkan var. Hepsi toz oldu. Evet. Ama Fatih aslanlar gibi. Dolayısıyla ben Fatih'in yanındayım. Çünkü o Galatasaraylı. Öbürleri hikayeden. Dolayısıyla yok öyle şey. Ben onu duydum.
Biz Fatih'in peşini bırakmayız. Fatih'i kimseye bırakmayız, yedirtmeyiz kardeşim. Ha, bunu taraftar ağzıyla söylüyorum. Çünkü ya sen Fatih'i bırakırsan kimi alacaksın ki? Tabii ki çok saygıdeğer teknik direktörlerimiz var ama elinde bir Fatih varken niye başka bir şey alıyorsun? Niye onun moralini bozuyorsun? Tabii ki paran yoksa söylemen gerekir. Ne diyeceksin? Biz bu sene paramız yok. Baştan. Paramız olmadığı için de elimizde ancak şu kadar genç adam alabiliriz. 50 liralık adam alabiliriz. Fatih bilsin ki bunu hem taraftarına hem de kendisine düstur olarak ona göre yönlensin. Yok, siz istediğimizi alırız, istediğimizi veririz deyip de sonra da Fatih'i kusurlu bulursanız bu olağan şey değil. Bir kere Ünal yaptı, Ünal da gördü. Sevgili Ünal Aysal da gördü. Yani öyle bir şey yok. Ben patronum, onlar benim memurum, bilmem neyim. Bırakın bunları ya. İşte onlar Galatasaraylı olamamışlar. Galatasaraylı olmak o değil. Galatasaraylı olmak güvendiğin, inandığın kimselere işi sonuna kadar bırakıp takip etmektir. Ama ego yarışına girmek demek değildir. Onun için ben Fatih'i hiçbir şeyim olmadı. Bugüne kadar hiçbir alışverişimiz olmamıştır. Son derece severim ve son derece sayarım. Aynı şekilde Okan'ı, aynı şekilde daha evvel bizim neydi şimdi şeye giden, Bursa'ya giden Hamza Hamzoğlu'nu. Hamzamızı Evet, bunlar bizim kardeşlerimiz. Yani bu çocuklar abi kardeş. Bunların hiçbir tanesi ne bana başkan der ne şey der, Turgay Bey der. Hepsi abi der. Biz de onlar da bizim kardeşimiz. Tabii ki kollayacağım. Ben Galatasaray'ı kollarım evvela. Çünkü görevim icabı o. Dolayısıyla böyle gelip de düne kadar tanımayan birisi gelecek buraya. Kimsenin tanımadığı. 30 yıllık Fatih Terim'e hakaret edecek ve veyahut da ona poz kesecek. Yok öyle numara. Yani kalkmasın böyle numaralara. O divan kurulu üyesi. Onun için Fatih Terim'e çok betetmiş gibi oldum ama ayrıca da ara sıra da böyle sevişiriz de haberin olsun. Onu da biliyor zaten. Olur başkan. Bir de şey açıklamanız vardı. Turgut Özal'la ilgili beni Kültür Bakanı yapmak istemiştim demiştiniz. Turgut Özal'la o dönemi Turgut Özal'dan biraz bahseder misiniz ilişkinizden? Tabii çok yad ederek şey yaparaktan sevinerek olur. Allah rahmet eylesin. Amin. 80'lerde ben bir önemli bir otelin başındayken Turgut Bey de bizim misafirimizdi. Oradan tanışmıştık. Diyalogumuz oluşmuştu. O zamanlar tabii Türkiye Turizm diye bir şeyin tesi yoktu. Ne otel vardı. Söylediğim zamanlar senden çok 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 eski milat zamanları. Ne otel vardı, ne otobüsü vardı, ne restoran vardı. Hiçbir şey yoktu. Özel tabii Amerika'dan geldiği için Türkiye'ye oradaki tecrübe ve bilgileriyle Türkiye'de bir şey yapmaya çalışan insandı iyi niyetiyle. Dolayısıyla yanına da düzgün, eğitimli ve de iş bilenleri toplamaya çalışırdı. Allah rahmet eylesin Adnan Kahveci gibi, Bedrettin Dalan gibi, Güneş gibi, işte Allah rahmet eylesin Mesut gibi bir sürü böyle genç takımı toparlardı. Ben de tabii otelde olduğum için turizmden çok iyi anladığım için o zamanlar anladığım turizm de tabii komik bir şeyler çünkü o zaman turizm diye bir şey yok ama ben anlarmış geçirirdim tabii laf aramızda. Kimse duymasın bunu. Dolayısıyla sohbet ederken birbirimizle hep bunları alışverişini yapardık. Türkiye nasıl turist gelecek? Gelmez. Çünkü otelin yok. Otobüsün yok. Uçağın yok. Personelin yok. Mutfağın yok. Nereye gelecek turist? Nereye gelecek? Yani. O zaman dedi ki gel o zaman otel yapalım. Otel yapan adam da geri zekalı mı? Para yatıracak, otel yapacak, bekleyecek. Yok. Teşvik edelim. Restoranları teşvik edelim. Evet. Otobüsleri, uçakları teşvik edelim. Dolayısıyla çok güzel bir diyalogumuz vardı. O dedi ki ya gel o zaman sen de bunların başında ol turizm bakanı olarak da. Ben de tabii öyle havaya girdim. Çünkü genç 27 yaşındayım hatırlıyorum çok o günleri. Havaya girdim ama Ankara'ya gidince vazgeçtim. Çünkü biz tabii uluslararası platformlarda çalıştığımız için farklı düşüncelere sahibiz. Bizim burada kravatlarımız, şeyimiz, mendillerimiz, burada kravatlar tip top böyle biliyorsun dikkat eden bir zümreyiz. Ankara'ya gittik herkes simsiyah. Herkes sanki robot gibi dolaşıyor. Bana çok sevimli gelmedi. Çok kızdı bana. Allah rahmet eylesin. Bunun için yazsın. Semra Hanım duyarsa da ona da çok saygılarımı söylüyorum. Ondan sonra ben dedim babacığım ben izin verirsen İstanbul yoluna gidiyorum. Böyle bir maceramız olmuştu.
Çok keyifliydi. Allah nur içinde yatsın inşallah. Mekan cennet olsun. Amin. Başkanım, eklemek istediğiniz bir şey yoksa yayınımızın sonuna geldik. Şimdi bir espriyle ve biraz da ilginç bir anekdotla kapatalım Olur istiyorsan. başkanım. Herkes dinleyicilerimizden biraz yüzleri gülsün. Bugünden yüzleri gülmeleri zor çünkü. Hiç yalnız tek sıkıntım o çocuğun ismini hatırlamıyorum. Sen belki hatırlarsın. Özen 2004 yılında, 2005 yılında İnsanla Fransız bir futbolcu Arsenal'de oynuyor. Sağ açık. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Hep onu, o isim hep bana ters gelmiştir. O zaman da Özcan Bey gazetecilere, ben de biliyorsun basınla ilgili ben diyaloglara giriyorum. Ben iletişim kuruyorum. Özcan Bey dedik ya o çocuğu alıyoruz dedi. İnşallah dedi. Onun da bir Fransa'da arkadaşı var. Nesim galiba. Nesim anlaşmak üzere dedi. Gidecek çocuk böyle dedi. Çok önemli bir oyuncu o zaman. Arsenal'de sağ tarafı şey kesiyor herif. Uçuruyor. Kısa boylu bir çocuk. Ya tabii sevindik. Toplantıdan sonra basın geldi. Ben tabii basına gayet sevimli bir şekilde işte dedim. Çok yakında önemli bir haberimiz olacak size. Çok önemli birisi geliyor Arsenal'den. Oo tabii insanlar heyecanlandı falan. 10 gün, 15 gün geçti Can. Bizimki de haber yok daha. Geldi gelecek yok. Dedim ki başkan geliyor mu? Geliyor geliyor dedi. Tamam. Çıktık yine. Dediler ki ne oldu? Dedim vallahi herhalde bugün yarın uçağa binecek. Oo bütün taraftarlar gayet mutlu memnun. 15 gün geçti yine bir şey yok. Oyuncu Robert Pires değil mi başkanım? Ah, aferin sana benden çok yaşa. Pires. Hep unutuyorum bu çocuğun ismini de. Pires yok piyasada. Ondan sonra bir 15 gün daha geçti. Gazeteler soruyor bana ne oldu Pires diye. Vallahi uçaktan indi, otobüse bindi şimdi. Ben de şimdi espriyle işi saklamaya çalışıyorum. Çünkü Pires'e haber yok. Yine ötüyoruz rahmetli. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Amin. İkimiz. Dedim ki ya başkan bu Pires'i biz arayamaz mıyız? Nasıl bulacağız? Ya dedim ben Türk-Fransız Ticaret Derneği Başkanlığı yapıyorum. Yani Fransızların Türkiye'deki temsilcini yapıyorum. Benim için iki dakika telefonu bulmak dedim. Öyle hemen konuşalım dedi. Ben aradım ticaret odasını. Dedim ki bana ya Pires'in telefonu bulabilir miyiz? 3 dakika sonra telefon geldi. Bulduk. Açtım ben işte. Dedim ki ben Turgay Kıran, Galatasaray, Türk Fransız Ticaret Derneği. Karşımda birisi asker gibi selam duruyor. Belli ya. Emredersiniz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Fransızca konuşuyoruz tabii. Bazıları Türkçe konuşamıyor. Ben Fransızca hala biliyorum. Ondan sonracında konuşuyoruz. Dedim Pires ne zaman geliyorsun evladım? Herkes seni bekliyor burada. Nereye geliyorsun? Galatasaray'a. Vallahi dedim başka bir haberim yok. Kimse bana demedi. Ama ister Arsene Wenger'le konuşun dedi. Kapattık. Özhan başka bana bakıyor. Ben Özhan Bey'e bakıyorum. Olaya bak. Onun üzerine tekrar Arsene Wenger'i bulduk. Arsene Wenger'i aradık. Tanıtıcı kendisini gayet tabii saygılı bir şekilde. Başkanım keşke daha evvel söyleseydiniz. Şu anda Avrupa kupalarına başladık. Benim yeni bir oyuncu alma şansım yok. Yoksa size verir. Genç bir oyuncu alırım dedi. Ve Pires hikayesi otobüsten sonuçlandı. Onun için çok gülerim bu hikayeye. Futbolda bunlar var. Onun için bugünkü yöneticilere hak veriyorum. Yani geliyorum deyip, gidiyorum deyip yok olan, giden Ribery'ler gibi Evet. Pires'ler çok insanımız var. Fransız hepsi. O yüzden Çok teşekkür takım ediyorum. dağıtmadım. Teşekkür ederim başkanım. Ben de ekibim adına yayınımıza katıldığınız için. Tabii Benim için tabii. çok keyifli bir Her yayın oldu. Zaman zaman bir bağlantı evet. kopması oldu ama onun dışında çok keyifli bir yayın oldu. Onlar da açacak. İnşallah uzay sonrası teknolojimiz daha gelecek. O zaman daha rahat konuşabiliriz seninle. Ne kadar katılan varsa bütün fanlara, Galatasaraylı fanlara, bir sürü isim gördüm. Gözlerim çok fazla uzaktan seçmiyor ama hepsine çok teşekkür ediyorum. Sana çok teşekkür ediyorum Can Ahmet. Selo'ya teşekkür ediyorum bizi birleştirdiği için. Hepinize sevgiyle iyi akşamlar İyi diliyorum. akşamlar başkanım. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Evet, futbol alanında bugünkü konuğumuz Galatasaray eski başkan vekili Turgay Kıran'dı. Keyifli bir yayın oldu. Bağlantı kopmaları az olsa da güzel bir yayın oldu. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Futbol Anadolu YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğlenceli çekişlerimiz, yarışmalarımız devam ediyor.
Aynı zamanda bu programda bütün programları yine oradan izleyebileceksiniz. Herkese iyi akşamlar diyorum.